Bize neler söylemek istersin? Konumuz stratejik liderlik olsun, ondan bahsedelim. Evet. Konuştum. Evet. Yeni dönemde de bunu yine önceliklendirdiğimiz başlıklardan bir tanesi de olacağı için sözü sana bırakıyorum. Çünkü tekrar derse döneceksin. O yüzden evet. Ben senden rol çalmayayım. Heyecanla estağfurullah, dinliyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim ben de. Ne güzel bir ortam oluştu. Böylece hem kendimizi ifade edip hem de programları, projeleri paylaşma fırsatı yakaladık. Öncelikle bu konu üzerine beni çalışıyor olma gerekçesi iki sebebe dayalı. Birincisi bu alanda 20 yılı geçmiş, hani strateji alanındaki çalışmalarım. 2000 yılı itibariyle hep strateji alanda adım adım farklı işletmelerde, kurumlarda geleceğe ilişkin tasarım süreçleri içerisinde yer aldık. İkinci boyutu da liderlik tarafı. Orada da yine global seviyede liderlik deneyimi, yerelden globale doğru ilerleyen bir sürecim vardı. Bu ikisi başlıkta çok güzel örtüştü. Stratejik liderlik konuşmaya başladık. Bu başlangıçta eleştirel düşünmeyle de ilintili oldu. Yine Ebaran bünyesinde var olan programlarımızın bir tanesi eleştirel düşünme ve bunun stratejik liderlik yolculuğunun ilk adımı olduğunu tanımlıyorduk. Çünkü stratejik liderlik en çok aranan liderlik türü diye tanımlanıyor. Pearson'ın ilgili bu alandaki uzmanı Judy yapmış olduğu çalışmada baş bilim insanı olarak tanımlanıyor. En çok aranan lider türü stratejik lider, ancak bu yolculuk hedeflendiği şekliyle ilerlemiyor. Bunun iki gerekçesi var. Biri temelli olarak tanımlanan eleştirel düşünme konusunda iyi bir zemin ve altyapı olmaması, hemen ortasının doldurulmaya çalışılması. Diğeri bunun bir seviye seviye 2-3 adımda ilerleyişi konusunda bir planın olmaması. Biz program içerisinde 3 seviyeyi konuştuğumuzda şöyle tanımlamıştık. Kişi kendini yönetiyor. Birinci seviye kendini tanıması, bu alanda güçlü zayıf yönlerini bilmesi ve bir yönüyle derinleştiği bir başlangıç oluşturuyor. İkinci seviye stratejik liderlikte ekibi tanıması, ekiple etkileşimi nasıl yapacak, etrafındaki var olan kaynaklarla nasıl değer üreteceğini netleştirmesi. Üçüncü seviyesi de bu sefer işi yönetebilmesi boyutuna bunları taşıması gibi bakıyoruz. Ve böyle hep üçlerin olduğu bir çerçevede yürüdü. Üç seviye, üç boyut ve stratejide de yine üçleme var. Çünkü stratejik düşünme işin inovatif tarafında seçenek üretmeye odaklanmış bir bakışken sadece düşünmek yetmiyor. Evet, eleştirel düşünme, stratejik düşünmeyle bir çerçeve oluşturduk. Bunu planlayıp ve bunu planladığımızda uygulamak gerekiyor. Böylece fiili bir hayata, bir dönüşüm sürecine geçmiş oluyor diye düşünüyoruz. Yeni dönemde de bu alanda ilgili olan arkadaşlarla, takipçilerimizle keyifli bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Katılımcılarla beraber yine detaylı bir şekilde bunu konuşmak üzere sabırsızlanıyoruz. Teşekkürler. İsmail, birazcık daha vaktin varsa sistemden de bize birazcık bahseder misin? O da yine hani bünyemizdeki önemli liderlik programlarından bir tanesi. Onun zaten hani Türkiye'ye de getiren insan olarak senin ağzından dinlemek, bir 5 dakikamız daha var sanırım. Teşekkür ederim. Birkaç evet cümleyle orayı da paylaşmak isterim. Bu konu da yöneticilikle ilgili bir alan. Çünkü yöneticilik becerisi de süreç içerisinde deneyimlediğimiz alanlar, geliştirdiğimiz alanlardan bir tanesi. Ancak peer group olarak tanımladığımız eş seviye yöneticilerle beraber birbirimizden öğrendiğimiz bir yapı nasıl ortaya çıkar? Ve bu yapı nasıl global seviyedeki iyi örnek uygulamalarıyla birleşir düşüncesiyle ortaya çıkmış. Londra merkezli Global Growth Institute'un hayata geçmiş olduğu program 2016 yılı itibariyle de Türkiye'de deneyimliyoruz. Evaran'da da ekibimizle beraber burada World Class Manager Coach'ları olarak da tanımlayabileceğimiz ekibimizle beraber grup çalışmaları yapmıştık. Dönemsel olarak öncelikle yöneticilik yetkinliklerin setinde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Mesela son dönemde yaptığımız çalışmayla uzaktan çalışmak, motivasyon, resilience, agile, çevik gibi beceri setleri ön plana çıkıyor. Ve arada bir derecenin etkisi faktörü dediğimiz bir unsur bizler için kıymetli. Yönetici ile iyi yönetici arasında aslında fark bir derece, ama bir derece o kadar önemli ki suyun kaynaması gibi tanımlıyorum bunu.
99 dereceye kadar su sıvı formatında hiçbir şey yokken üzerine gelen o ilave bir derecenin etkisi büyük bir enerji ortaya çıkarıyor. Büyük bir potansiyel ortaya çıkarıyor. Buhar oluyor, lokomotifleri harekete geçiriyor. Burada aradığımız global seviyede dünyadaki yöneticilikteki world class standart dediğimiz uygulama örneklerini birlikte konuşup tartışmak ve paylaşmak. 12'şer modül formatında yapılanmış süreçleri var, döngüleri var. Bireysel katılıma ve kurumsal katılıma açık programlar olarak yürütülüyor. Yine ümit ederim dönem içerisinde bu alanlarda da beraber ilgililerle çalışma fırsatı yakalarız. Yönetici kabiliyetlerimizi beraber geliştiririz. Türkiye'deki iyi örnek uygulamaları da bu programa taşırız.